Baktım Batman'da her yeri alevdir, her yeri kavgadır, her yeri bankaları soydular, zulüm yaptılar. Ben dedim gidiyorum namazımı kılıyorum camide. Ben gittim camide. Orada namaz kılıyordum. Geldiler. Geldiler camide ayakla girdiler beni orada dediler sen işitsin. Sonra dedim ben Sasun'da kalıyorum. Ben çobanım. Ben hiç kimseye zarar vermiyorum. Onlar dediler yok sen işitsin. Orada beni 9 tane bıçak vurdular. Dediler bu öldü gitti. Onu bırakacağız gideceğiz. Kobani nedeniyle başlayan 6-8 Ekim olaylarında IŞİD'çi cadı avına çıkan çeteler sadece uzun sakalları yüzünden sokaklarda insanlara saldırmıştı. Batman'ın Sason ilçesine bağlı bir köyde annesiyle birlikte yaşayan çoban Yakup da onlardan biriydi. Sason'da herkesin tanıdığı Yakup, namaz kılmak için gittiği camide 9 yerinden bıçaklandı. Öldü diye bırakıldı, hastaneye kaldırıldı. Annesinin yaptığı ilk iş ise yaralı Yakup'un uzayan sakallarını kesmek oldu. Yakup Çelik 26 yaşında. Batman'ın Sason ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle birlikte yaşıyor. Çobanlık yapan Yakup'un ailesi geçinmek için tarımla uğraşıyor. Ben Yakup Çelik, Sasun'da kalıyorum. Ekim zamanında dedim gidiyorum. Bayram zamanıdır gidiyorum Batman'da akrabalarım vardır eşya getiriyorum. Gittim Batman'a baktım orada bindim arabada indim. Baktım Batman'da her yeri alevdir, her yeri kavgadır, her yeri bankaları soydular, zulüm yaptılar. 6 Ekim 2014 günü Batman'ın Sason ilçesindeki köyünden şehir merkezine akrabalarına bayram ziyareti için yola çıktığında henüz hiçbir şeyden haberi yoktu Yakup Çelik'in. Ne Türkiye IŞİD'e yardım ediyor haberlerinden, ne Erdoğan'ın çarpıtılan Kobani düştü düşüyor sözünden, ne de HDP'nin her yer Kobani, her yer direniş çağrısından. Ben dedim gidiyorum namazımı kılıyorum camide. Ben gittim camide. Orada namaz kılıyordum. Geldiler camide ayakla girdiler beni orada dediler sen işitsin. Sonra dedim ben Sasun'da kalıyorum. Ben çobanım. Ben hiç kimseye zarar vermiyorum. Onlar dediler yok sen işitsin. Orada beni 9 tane bıçak vurdular. Dediler bu öldü gitti. Onu bırakacağız gideceğiz. IŞİD avına çıkan YDGH'lilerin 9 bıçak darbesinden sonra öldü sanıp camide bıraktıkları Yakup'u polis buluyor. Sonra çıktılar gittiler. Geldi polisler beni buldular getirdiler hastahaneye. Onlar bana tedavi yaptılar. Allahu Teala razı olsun. Polis abilerimden, bizim devletimizden çok çok teşekkür ederim. Allahu Teala zalimlere fırsat vermesin. Allahu Teala belasını versin. 52 kişinin ölümüyle sonuçlanan 6-8 Ekim olaylarında Yakup'un ölümden dönmesi annesini korkutuyor. Ve bir daha sırf sakalı yüzünden böyle bir olay yaşamaması için oğlunun sakallarını kestiriyor. قبلني بناتي حبتين قتلون داروا وقعوا شهيد الله ما يخليني ليه في القتلون يعقوب فلت دقن ويعقوب فلت دقن وراح الكهل بطنانه راح الجميع يصلي ودخلوا له الله ما يخليني Onu getirdikten sonra sakalını mecburiyetten kestik. Çünkü şu an Güneydoğu'nun her tarafında sırf sakalı bahane ederekten saldırılara maruz kalıyorlar. Allah zalimlere fırsat vermesin. E bak hocam çok merhametlidir ha. Hakikaten öyle bir yardımseverdir, merhametlidir. Gerek ailesine, bizlere. Yakup, bir yıl önce yaşadığı korkunç saldırıyı yapanlara karşı bile nefret dolu değil.
Onların da bizimki de bir dünyadır. Hepimiz de aynı kulluz, aynı canız. Ama onlar kalkıyorlar, zulüm yapıyorlar, vahşetleniyorlar, zulüm yapıyorlar. O kadar güzel dünyamız varken hem kendilerine hem bize yani yazık oluyor. Yani bilmiyoruz ne istiyorlar. Herkese yani anasını, babasını, çocuğunu zarar verdiler.